Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Haftanın ikinci günü Salı günü de bitirdik ve bugün Borsa İstanbul arkadaşlar iyi bir derece gösterdi. İlk önce Borsa İstanbul size bir göstereyim, sonra e, diğer asıl haberimize geçelim. Evet, Borsa İstanbul yüzde 0.66 pozitifte yani yukarıda kapattı günü e, 4412 liraya maksimum değere, hele iki hafta en yüksek değerine bugün ulaştı fakat daha sonra ufak satışlarla hisse biraz düştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki hisse yarından itibaren tedbir kararı ile işlem görecek. Birisini gördünüz Fenerbahçe, diğeri de arkadaşlar Dak Hele. Lütfen burada vermiş olduğunuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Bildirim zilini de açmayı unutmayınız. Evet haberimize geçelim arkadaşlar. Fenerbahçe, Fener hisseleri bugünü %9.71 eksi de kapattı. Evet arkadaşlar tavan yapması beklenen bir hisseydi bugün ama taban yaptı. Niye? Çünkü dün Fenerbahçe galip geldi aslında. Bugün yükselmesi gerekirken bir anda hisse ne olduysa başlangıç itibariyle taban da başladı ve taban yaptı arkadaşlar. 9.71 kaybetti. Ve Fener bu oynaklık dolayısıyla da bir ay süreyle Fenerbahçe payları yani yarından geçerli olmak üzere 9 Kasım'dan geçerli olmak üzere açıya satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. Evet bakalım 5 günlük durumda Fenerbahçe'nin %8.69 değer kaybetmiş 5 günde de kayıp var. Bir ayda ise %35.9 kazanmış. 5 günlük kaybı da var 8.69 bir günlük kaybı böylece 9.71 arkadaşlar. İkinci hissemiz ise arkadaşlar DAK hele yani Dagi değil dikkatinizi çekelim Dagi yatırım holding tedbir kararına uğradı yüzde 3.67 değer kaybetti arkadaşlar bugün ve sürekli özellikle başlangıç itibariyle e, 32.30'a kadar düştü. Sert bir düşüş gösterdi. %6 gibi daha sonra hisse biraz toparlanmaya başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 5 günlük durumuna da bakabiliriz. %3.96 gibi kayıp var. Aynı şekilde Dagi Holding yatırım hisseleri de Fenerbahçe Futbol Fener paylarında olduğu gibi 9 Kasım 2021 2'den itibaren 1 ay süreyle açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecekler arkadaşlar. Peki nedir açığa satış ve kredili işlem? 10 saniyede bunu da anlatalım. Açığa satış hissi üzerine nasıl bir etki yiyor? Çal gibi sorular da geliyor arkadaşlar. Nedir açığa satış? Bunu hemen açıklayalım. Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi satması açığa satıştır. Hesapta olmayan hisseyi satmak açığa satıştır arkadaşlar. Elinizde hisse yok. Sabah satıyorsunuz. Akşam öğleden sonra düşüyor. Tekrar alıyorsunuz. Örnek veriyorum. İşte borsa İstanbul bunu korumaya çalışıyor. Kredi işlem nedir? Borsada açığa satış gibi kredi işlemlerle yapılabilir. Bu da hesapta para bulunmadığı halde yatırımcının hisse almasıdır. Paranız yok ama yatırımcı kuruluşu, aracı kuruluşu anlaşmışsınızdır. Hesabınızda para yokken hisse alabilirsiniz. Borsa İstanbul her ikisine de yakındır. İkisine de az bir oynaklığı kabul eder ama çok oynaklığı bu şekilde tedbir kararı Getirerek durdurur arkadaşlar. Evet tedbir kararları daha çok yatırımcının küçük yatırımcının e, lehine olur. Aleyhine olmaz. Bunları belirtelim Ve tekrar hatırlatalım ki lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız bunları. Ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.